Burada bunu neden böyle bir yol benimsiyor kişiler kısmına baktığımızda da yine başka türlü ilgi ve sevgiyi Çok alamayacaklarını güzel. fark etmelerinin Evet. de bir etkisi Çok var. iyi. Yani ne oluyor da sürekli kendi acılarından beslenirmişçesine ve Değil sürekli mi? çevresindekilere kendini acındırarak bir ilişki kuruyor bu kişiler diye baktığımızda. Çünkü başka türlüsünü de bilmediklerini görüyoruz. Daha önce sağlıklı bir ilişki içinde bulunmamışlar, sağlıklı bir şekilde sevgiyi Aynen. görmemişler ve insan sevgiyi görmeye de muhtaç bir Kesinlikle. canlı. Ve bunu almanın türlü yollarını kolluyor. Çocukluktan itibaren biz burada defalarca anlatmaya çalıştık. Farklı kişilik yapılarının nasıl oluştuğunu, Tabii. çocukluk hayatının nasıl etkisi olduğunu. İnsan görülmek ve sevilmek odaklı da yaratılmış bir canlı ve bunu hissetmek istiyor. Bunu hissedemediği zaman da bunun yollarını araştırıyor. Farkında olmadan ve bakıyor ki ne kadar kendini acındırırsa o kadar çok ilgi görüyor. Evet, aynen. Ve oradan beslenmeye başlıyor. Ama çekirdekte bir de şuna da ihtiyacımız var. Sağlıklı bir şekilde evet ne kadar başkasından sevgi görmeye ihtiyacımız olsa da öncelikli olarak kendimize de bu sevgiyi verebilme kısmı. Kesinlikle, Şimdi kesinlikle. eğer sağlıklı bir kendilik yapımız olursa ve kendimize olan inancımız, sevgimiz olursa kibirden o kadar çok uzaklaşabileceğimizi Kesinlikle. anlıyoruz. Biraz daha bu yapıya odaklanırsak Ayşenur Hanım, yani biraz daha kendimizi sevebilme Evet, kısmı. aynen. Çünkü bu soruyu da çok alıyoruz. Artık değil Şöyle, mi? Tabii. ben bilmiyorum kendimi nasıl seveceğimi ya da kendimi sevip sevmediğimi de bilmiyorum Ya da yanlış bir şey mi? diyebiliyorlar. Evet, yani bunu nasıl tespit edebiliriz ya da bunun için ne yapabiliriz? Evet. Şimdi aslında güzel bir hem çözüm yollarına doğru da yavaş yavaş geçiyoruz. Şimdi psikolojik olgunlaşmanın dedik ya bir tarafıyla önündeki engeller kibir gibi, hırs gibi, gurur gibi aslında yapılar. Şimdi kişinin kendisiyle böbürlenmesi başka bir şey. Kişinin kendisini başkalarının üstün görmesi başka bir şey. Bir de kişinin kendini sevmesi başka bir şey. Şimdi sevmek dediğimiz zaman bakın özgüven kavramının aslında çok sağlıklı da bir kelime yapısı var. Şimdi özüne yani o kendi içerideki o sistemine güven duymak. Bakın öz beğeni başka bir şey. Mesela öz beğeni ne demek? Özünü beğenmek. Beğenmek değil, güvenmek. Şimdi güven nedir biliyor musunuz? Güven bir şeyin tamamen mükemmel olduğunu değil ama iyi bir şeyler yaptığına dair ya da iyi bir şeylere sahip olduğuna dair bir inançtır aslında. Hani değil mi? Mesela eşimize güveniriz ama bu onun hata yapmayacağı anlamına gelmez. O bir açık ihtimaldir. Öyle yani kişi özüne güvenir ama bilir ki kendi hataları da var, kusurları da var. Şimdi bu ne demek? Şimdi kişinin bir kere dış dünyada özellikle bu ebeveyn ortamında da büyüyerek hani ele aldıysa bunu aldıysa bir tarafıyla hayal kırıklıklarıyla tanışa tanışa bunu böyle içinde nasıl yedirebildiğiyle bence çok orantılı özgüven. Yani ben hayal kırıklıklarını bastırmaya ya da yetersiz olduğum yerleri sürekli böyle vardır ya ayak altına alıp hiç düşünmemeye. Yani mesela örnek veriyorum. Hani vardır ya mesela ilişkilerde değil mi? Bir gün reddedilmişsinizdir. Sürekli hani şey mi diyorsunuz? Ya o benim kıymetimi bilemedi falan. Hani vardır ya. Yoksa sizin herkes tarafından da seçilmeyeceğinizi ya da birilerinin sizi beğenip beğenmeyeceği ihtimali. İşte bu tam özgüvenin oluştuğu yer. Ya da örnek veriyorum bir sürü iş başvurusunda bulundunuz. Ondan sonra sürekli şöyle mi diyorsunuz? Benim CV'm harika ama bu firmalar kötü. Şimdi işte bu tam da bu. Yani benim işte buralarda mükemmel bir şekilde herkes tarafından istenilmeyeceğimi, seçilmeyeceğimi idrak ettiğim yer bence sağlıklı özgüvenin oluştuğu yer. Ya da çok güzel bir kız gördüğümde örnek veriyorum hemcins. Ya da işte erkek işte çok yakışıklı bir erkek gördüğünde. İşte burnu da böyle bunun neresini yakışıklı buluyorlar ki? Aa bu kız böyle mi? Aa bu da burası da böyle. Yani sürekli ben iyi bir şeyler gördüğümde onu küçültüyor muyum? Kendime tehdit olarak mı algılıyorum? Ve onun yanından uzaklaşmak, onun bulunduğu ortamda hatta öyle bir şey ki ayağını kaydırmak, işte kötülükler yapmak gibi yerlere mi giriyorum? Tam da işte özgüvenin sağlıksız olduğu yerler bunlar. Ben eksikliklerim, sınırlılıklarım ve acziyetlerimin olduğu yerde ne kadar kendime bakabiliyorsam o kadar özgüvenliyim demektir. Ne kadar ilginç değil mi? Yani Evet. ben nasıl yani eksiğime bakınca özgüvenli mi olacağım? Özgüveniniz şeye oluyor yani işte onun yanına şunu eklemek gerekiyor ama belki onu hemen de bahsedelim. Şimdi ben acziyetimi, sınırlıklarımı farkında olacağım. Bir de
kendimi keşfederken iyi yaptığım yerleri de göreceğim. O CV'mi oluşturdum ya. Şimdi CV'mde benim tabii ki herkes tarafından belki anlaşılmamış CV olarak bakıyorum, o ayrı. Ama gerçekten güzel taraflar da var. Emek harcamışım, iyi bir üniversite bitirmişim, iyi bir şey. Ama ben bunu abartılı bir şekilde, işte ütopik böyle bir gezegende yaşıyormuş gibi bir şekilde mi algılıyorum? Yoksa objektif değeriyle mi algılıyorum? Hani şey gibi, böyle illüzyon gibi. Yani ben illüzyon içinde mi algılıyorum, yoksa objekt gerçekliği içinde mi? Yani örnek veriyorum, şu üniversiteyi bitirdim. Bu üniversiteyi bitiren milyonlarca kişi var. Peki ben onların içinde ne kadar özel olabilirim? Yani aslında çoğu insan var. Hep şöyle oluyor insanlarda. Onlar bitirmiş olabilir ama ben şunları şunları yaptım. Böyle bir hep bir şey katma üstüne. O kız o kadar güzel olabilir ama onda şu yok ki. Filan. Ya da o adam şu kadar iyi, o da işte o anne çocuğunu böyle yetiştirdi ama o şu yok. Yani sürekli savunmalar içerisinde iyi yönlerimi abartarak, olumsuz yönlerimi hiç görmeyerek yapıyı kurduğum zaman özgüvensiz bir insan oluyorum ve sağlıksız bir şekilde kibre gidiyorum. O yüzden sağlıklı özgüven, kendimi tanıyarak, eksikliklerimi bilerek, şu konuda benim, mesela örnek veriyorum, çok iyi yemek yaparım, çok iyi matematik becerilerim var, çok iyi kitap okurum, çok iyi konuşurum, o ayrı. Örnek veriyorum, iyi temizlik yapamam, ondan sonra işte çok okuyamam, işte üniversiteyi bitiremem gibi, hani artılarımı, eksilerimi şey yapabiliyor muyum? Ve bunları mesela örnek veriyorum, eksilerimi, yapamadıklarımı yapan birisini gördüğümde ne hissediyorum? Bunlar, bakın hani izleyicilerimize söylüyoruz ama gerçekten böyle hani var ya, bir Bermuda şeytan üçgeni gibi. Hani bir anda insanı karıştıran da şeyler. Yani o denizin ortasında, okyanusun ortasında bir girdiniz mi sarsan da şeyler. Ama buradaki şey her zaman önemli. Dengede kalması. Tabii ki bazen insanları kıskanabiliriz. Bazı eksikliklerimizle hemen yüzleşemeyiz. Ya da bazı artılarımız bir anda bize of ya nasıl yaptım falan gelebilir. Ama ben bunu kibir gibi işte. Dış dünyada sürekli insanların yanında ezici bir şekilde kendimden bahsederek ya da fedakar döngüsünde hiç aşırı ajitasyonla bahsederek mi sürdürüyorum? Yoksa kendi artılarımı da söyleyebilecek. İşte ben de bunu yapmıştım hani saklamadan. Ama bazı zamanda olduğunda arkadaşımı takdir ederek, yani empatiyi sokarak ve onun da beni takdir etmesine fırsat vererek, yok yok öyle değil ya, ben çok başarısızım ya da yok ya çok güzel bir insan değilim falan deyip, hani vardır böyle sürekli reddeden kısımda olmayarak, sağlıklı bir denge. Kelimemiz burada denge. Evet. Kibir zaten dengesizliğin olduğu bir yer. Yani sen değil mi orada insan olmanın acziyetiyle nasıl bir kibir içerisindesin? O yüzden buradaki şifre kelime denge ve objektiviteyi kaçırmamak. Yani ben sınırlılıklarımı kime karşı, işte ya da etrafa karşı, neye karşı reddediyorum? Ya da bazen şöyle oluyor. Hani vardır ya, bazen böyle kendimizi övdüğümüz, biraz böyle abarttığımız zamanlar oluyor. Farkında mıyız bunun? Yani bugün öyle yaptım orada, belki biraz ukalaca konuştum, işte bir gün şey yaptım. Ama ben bunu farkında mıyım? Bakın, bu yapıyı olmak ve farkında olmak da çok kıymetli bir şey. İşte farkında olmayıp körleşmek en tehlikeli noktası. Arabanın o kör noktası gibi. Kazaya o kadar çok açıksınız ki. Yani yaralanmalara ya da psikolojik hastalıklara, hı hı, aslında. Bu dönüp dolaşıp farkındalığa geliyoruz. Kesinlikle. Yani bundan kaçışımız, aynen, yok. Hı hı. Şöyle kaçışımız yok. Eğer... Hı hı. Daha iyi ve daha sağlıklı insanlar olmak istiyorsak, evet, kaçışımız yok. Bununla hiç derdi alakası olmayan insanlar zaten yaşayıp gidiyorlar. Tabii ki canım. Aynen. Olabilir. Herkes. Olabilir. Aynen. Sadece olan çevresindekilere olmaya, aynen, devam ediyor. Ne kadar kişi kendini geliştirmek ve kendi kör noktalarını fark etmek için çaba gösterirse, bu çabanın mutlaka çok yüksek bir başarıyla neticelenmesine de gerek yok. Kesinlikle. Çaba içinde olması bile ilişkileri çok iyiye götürüyor. Yani bazen çift ilişkilerinde de mesela, tabii, taraflardan, hı hı, birinin terapiye başladığını eşiyle paylaşması, sadece terapiye gitmeye başladım demesi bile, aynı, karşı taraf için şu mesajı veriyor. Bak, sadece beni suçlamıyor ve kendisinde, evet, de bazı sorumlu noksan kısımları, hı hı, görmüş ve bunun, hı hı, için çaba gösteriyor. Hı hı. Kişi bunu gördüğünde bile aralarındaki ilişkide bir değişim başlayabiliyor. Çok. İnşallah farkındalığımızı, evet, arttırmak niyetiyle diyelim. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ardından tekrar sizlerleyiz.